buraya senin gibi vurup kaçmaya değil, kozumuzu paylaşmaya geldik. Senin topraklarındayız işte. Bırak hatunları, hesabımızı beraber keselim. Bari kendi topraklarında mert ol. Muy bien. İyi tuzak kurdunuz. Ama burada kıskaçta olan ben değilim, sizlersiniz. Ne kadınlarınızı bırakacağım, ne de sizi buradan sağ çıkaracağım. O vakit biz de hem hatunları kurtarır, hem de Cicel'i alırız elinden. Senin eline bırakırlar mı sanıyorsun? Eğer olur da yetişemezlerse, ölürüm de sana teslim olmam. Yardım! Bu kadar adama boşuna mı pusuladım sanıyorsun? Hızır ve Oruç gelmese dahi seni kaçıracaktım. Abimi savaş meydanında bırakıp gittim senin için. İşte bu kadar çok seviyorum seni. O yüzden hiç kimseye yar etmem. Çabuk at ve araba hazırlayın. Meryem'i dağ başındaki kulübeye götüreceğim. Bizi orada hiç kimse bulamayacak. Hadi! Bırak! 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 Meryem, seni o alçağın eline bırakmayacağım. Kralına hediye edeceksin, öyle mi?
Götürürler şimdi kralına. Amiral! Esma Hatun'la bu Hatun'u kurtarıp emniyete aldık. Ya Isabel'le Meryem? Pedro, Meryem Hatun'u kaçırdı. Isabel de onların peşinden gitti. Ne demek kaçırdı? Siz niye gitmediniz? O hengamede biz de sonradan ayrıldık Reis. İsmail'e var ya boğuşurduk. Çare kalmadı Oruç. Çekilmek zorundayız. Siz burada kalın ağam. Ben gider alırım onları. Don Diego avcumuzun içindeyken bitirelim işlerini. Olmaz Sır. Birlikte gideceğiz oraya. Don Diego'nun işini sonra göreceğiz. Sen test yumağı alanla Esma'yı çıkar buradan. Feda! Haydi ok yağmuruna tut onları. Geri çekileceğiz haydi. Oruç'la Hızır da peşinden gidiyorlar. Şehrimi bastılar. Esirlerimi aldılar. Kralın amiralini öldürdüler. Şimdi de Pedro. Ama Pedro'yu öldürmelerine izin vermeyeceğim. Pedro'nun Meryem'i nereye götürmüş olabileceğini biliyorum. Onun izini bulmadan biz yetişmeliyiz. Hadi! Size. Bağlayın çabuk. Boşuna direniyorsun Meryem. Benim olacaksın. Başka kimsenin değil. Ayhan! Isabel! Bu kadın da nereden çıktı? Isabel! Dayan Meryem. Kurtaracağım seni o alçağın elinden. Geldiyse diğerleri de yetişebilir. Çabuk dağ kulübesine sür çabuk! Şükür sağ salim çıkardık sizi Dicle'den. Atlar azilerde. Cezayir'e gidip reisleri bekleyeceğiz. Isabel, Meryem'in peşinden gitti kurtarmak için. İkisi de tehlikededir şimdi. Biz ne demeye Cezayir'e gideriz? Varıp peşlerine düşelim, izlerini sürelim. Gerekirse biz de çarpışalım onlar için. Reisler peşlerine düştü zaten Hümmü Hatun. Onlar gereken neyse yapacaktır. Onların canı tehlikedeyken böyle geride durmak yakışmaz bize. Ne olursa olsun peşlerinden gidelim. Böyle içimiz rahat etmez. Yapamaz Esma Hatun. Oruç Reis'in kesin emridir. Biz Cezayir'de bekleyeceğiz. Hadi gidelim bir an evvel. Çabuk olun. Bir an önce kulübeye varmamız lazım. Hadi. Hadi kulübeye az kaldı.
Tekerlekle nal izleri var reis. Belli ki at arabasıyla kaçırmışlar Meryem'i. Yukarı tarafa gittiğine göre ya bir kulübeye ya mağaraya götürecek onu. Zebel de Meryem de tehlikede. Ağam haydi ağam. Başlarına bir fenalık gelmeden yetişelim galiba. Haydi Leventler, vakit kaybetmeyelim haydi. Haydi. Ben Meryem'i kulübeye götürüyorum. Siz dışarıda bekleyin. Yılçaklar, sizi onu asla bırakmam. Öldürün onu! Kurşun sesleri bu taraftan gelir ağam. Sabel. Meryem. Don Diego da bulmuş olabilir onları. Tez yetişelim reis. Haydi hatunların başına bir şey gelmeden tez yetişelim. Haydi! 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 Döktüğün kanın bedelini ödettim sana.
Hacı! Daha hızlı! Daha hızlı! Pedro! 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 Abi yaşatacak seni. Yaşayacaksın. Bana bak! Bana bak! Oruç'la Hızır da kulübenin oraya gelecektir kesin. Keşke pusuya yatıp bekleseydik. Oruç'la Hızır'ın canı cehenneme. Kardeşim burada ağır yaralıyken ne bekleyecektim ben orada? Ayrıca kadınlarını vurduk. Onlar oraya varana kadar çoktan ölmüş olurlar. Bu acı onlara yeter de artar bile. Şimdilik. Pedro! Uyuma! Uyuma! Pedro, yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Isabel! 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 Isabel, aç gözlerini. Tez yetiştirmemiz lazım. Haydi, haydi, haydi. Cezayir'e götürelim. En yakın yer orası. Çabuk şu arabaya at koşun, haydi. Meryem. Meryem. Kim ki köyleri zorla bizden alır? Ha? Ben sizi oraya bostan korkulu diyemedikti Firas. Cevap ver. Orucun boynuna çalmadınız mı kılıcı? Birden bastılar Emir Hazretleri. Hiçbir mazlumu köle ettirmeyecekmiş. Sizin de böyle bilmenizi söyledi. Geldikleri günden beri itibarımı çiğneyecek işler yaparlar. Eski dosttur dedik. Sabrettik. Ama oruç çizmeyi aşmaya başladı. Onlar burada kaldığı sürece bize huzur yok. Onlara iyi bir ders vermenin vakti geldi. Cicel'i basmaya gideceklerdi Emir Hazretleri. Don Diego inşallah hakkından gelmiştir onların. O gelemese de ben Cezayir'i cehennem edeceğim onlara. Gel! Oruç'la Hızır Cezayir'e doğru gelirmiş Emir Hazretleri.
Diego'nun elinden kurtuldular. Ama benim elimden kurtulamayacaklar. Toplayın askerleri. Emredersiniz Emir Hazretleri. Bütün dünyayı kana bulasam içim soğumaz. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Haydi tez olun, haydi haydi getirin. Çabuk çabuk. Oruç dur. Adamlarımı dövüp kölelerimi alman hesabını vereceksin önce. Şimdi sırası değil Selim. Yaralarımız var. Çekil önümüzden, haydi. Yazık sana dostum dediğim günlere. Ben sabrettikçe sen itibarımı çiğnemeye çalışırsın. Daha fazla müsaade etmeyeceğim. Ağır yaralarımız var deriz. Sen neyden bahsedersin? Seninle uğraşacak vaktimiz yoktur, haydi. Size Don Diego'yla uğraşmayın demiştim. Hem benim başım belaya soktunuz, hem kadınlarınız bu hale geldi. Topraklarıma da, kendinize de bulaştırdığınız bela yeter. Daha fazla mesele çıkmadan verin kölelerimi, sonra ne yapıyorsanız yapın. Alem-i cihan gelse onları benden alamaz Selim. Şansını daha fazla zorlama. Çekil önümüzden, yoksa zor kullanırız. Zor kullanırsanız ne olur ha? Buna uğraşırız onu. Zaten içimizde cihanı yakacak acı vardır. Bütün Cezayir'i gözümüzü kırpmadan kana bularız. Aklınız varsa kılıçlarınızı indirin, yolumuzdan çekilin. Yoksa o akılsız başlarınızı kurşunla doldururuz. Bir de tabanca mı çekersiniz? Benim topraklarımla beni kanla mı tehdit edersiniz? Burada hatunlar can çekişir Selim. Senin canın da itibarın da umurumda değildir. Çekil önümüzden. Yoksa olacaklara göze al. Bunu sizin yanınızda bırakmayacağım. Haydi Levent'ler, haydi haydi! Haber verin içeriye, sen de getirin, haydi! Kızlarım! Evlatlarım, ne oldu, nasıl oldu bu? Biz vardığımızda vurulmuşlardı hala. Haydi, nerede kaldınız, haydi! Ocağımı sütmeden bırakıp gitmek yok Meryem. Sen nelere dayandın? Buna da dayanırsın. Oğlum! Nasıl oldu bu? Nasıl? Don Diego bizden evvel davranmış Allah. Vardığımızı o halde bulduk. Keşke, keşke Isabel'i durdursaydık. Keşke biz de gitseydik. Böyle olmazdı belki İlyas. Suçlamayın kendinizi. Siz de olsaydınız aynı şey yaşanırdı. Metin olalım şimdi. Dua edelim, sağ salim kurtulsunlar. Dayan. Dayan Isabel, iyileşeceksin. Hekimler, elinizden geleni yapın. Vaziyeti oldukça ağır görünür. Müdahale etmemiz için dışarı çıkmanız lazım Oruç Reis. Çok kan kaybetmiş. Oruç Reis, çıkmanız lazım. Dışarıda bekleyin. Elimizden geleni yapacağız. Şifa için malzemeleri hazır edin. Çabuk. Dayan Meryem. Dayan, bırakma kendini. İyileşeceksin Meryem. Gözünü seveyim. Bırakma kendini Meryem. İyileşecek değil mi hekim hanım? Bir şey söyleyin. Vaziyeti pek iyi görünmez Hazır Reis. Yarası çok derin. Elimizden geleni yapacağız. Lakin şimdi dışarı çıkmanız gerek. Elinizden gelenin fazlasını yapın hekim hanım. Yalvarırım yaşatın onu.
Yetişemedik onları kurtarmaya. Kan ağlar yüreğim. Ya onlara bir şey olursa? Kızlarım, güzel kızlarım, evlatlarım. Elleri kırılsın inşallah. Elleri kırılsın. Ağam, Meryem'le İzabel'in saati nasıldır? Meryem'in de, İzabel'in de vaziyetleri iyi değildir. Kurşunları tehlikeli yerden aldıklarını söyler hekim. Her şeye hazırlıklı olmalısınızlar. Lakin Allah'tan ümit kesilmez. Dua etmekten, beklemekten başka çaremiz yoktur. Dirayetli olun. Hızır Reis'in de dediği gibi. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'ın izniyle bu eşiği de atlatacaklardır inşallah. İnşallah. Amiral'i öldürdüler. Kral adına Endülüsleri ne de kadınlarını yollayabildik. Bunun hesabını çok ağır soracaklar bizden Don Diego. Biz de onların kadınlarını vurduk. İkisinin de yaşama şansı yok. Düşmanlarımıza en ağır acıyı tattırdık. İki tane kadının öldürülmesi kralın umurunda olur mu sence? Ona düşmanının kadınlarını yollayacakken şimdi amiralinin ölüsünü gönderiyoruz. Kral bunu affetmez. Biliyorum Rosa. Şunu söyleyip durma. Kralımıza kendimizi affettirmenin tek bir çaresi var. O da bunu yapan Oruç'la Hızır'ın kellesini kesip ona göndermek. Ama şu anda önce kardeşim, daha sonra intikamımı alırım. Gel. Pedro'nun tedavisini bitirdik. Ölüm tehlikesini atlattı. Birazdan kendine gelir. Dios mio, Jesu Cristo. Şükürler olsun onu bana bağışladın. Saçmalar çok derine saplanmış. Damarları parçalamış. Ne yaptıysam kanı durduramıyorum. Kalbim bir parmak altından vurulmuş. Ağır almış yarayı. Yaşaması bir mucize. Nefesi gittikçe azalıyor. İzdivaç yaparız demiş onlara. Bir de şu badireler bir geçsin demiş. Toylar. Gelin duvakları beklerlerdi bizden. Şimdi... Yaparız aslanım. Yaparız. Lan nişanlı yemekli toy yaparız. Al duvaklara sararız onları. Hem sen bilirsin onların ne kadar zirayetli olduklarını. Bilirim. Bilirim ağam, bilirim. Ama o kollarımdaki Meryem miydi? Benim bildiğim Meryem miydi, ondan emin değilim ağam. Onu hiç böyle görmedim.
Şimdi hiç böyle yanmadım. Hekim Hatunlar ellerinden geleni yaptılar. Ama ölümcül yaralar almışlar. Ne yaptıksa vaziyetleri değişmedi. İyileşirler ama değil mi vakitle? Düzelirler değil mi? Artık gözlerini açmaları bile zor. Yapacak başka bir şey yok mu? Maalesef. Yanlarına girebilirsiniz. Belki bu onların son görüşünüz olur. Kirpiğinden bir damla yaş aksa gelip bir de beni vursa ödüldür sonu ölüm olsa. Bense bir damla, ne güzel dua bu. Dilim olsa, dilim olsa, dilim olsa. Sevdiğim göğsüm, bak yine burada. Son bir kez yasla, son bir kez yasla. Gözlerini göremeyecek miyim Sabel? Ateşi verdim de yanmadı gönlüm. Şimdi dersin say ki ben öldüm. Beni de al canına, sinene sakla. Sinene sakla, sinene sakla. Sesimi dinlersin diye vermiştim bunu sana. Esirken hep dinledim belli ki. Bir ümit bekledin beni. Çekip alamadım seni. Şimdi hangi nefesin son nefesin bilmem. Bir sesini duysam, bir mırıldansan. Seni kalbime mühürleyeceğim. Son bir kez daha gözlerini görmek en büyük can saadeti olurdu şimdi bana. İçimdeki karanlık aydınlanırdı. Thank you.
Keşke ben de onlarla gitseydim. Böyle vicdan azabı çekmektense onlarla beraber ölmek daha güzel olurdu. Suçlama artık kendini Esma. Elinden geldi de yapmadın mı? Takdir ilahi böyleymiş. Çifte istifaç yapacaktı. Şimdi uyanamazlar belki demiş hekim. Gencecik iki fidanın yitip gitmesine mi yanayım? Hızır'la orucumun gönül yangınlarına mı yanayım? Ya biz ne deyü bekliyoruz ha burada ola? Ha? Reislerimizin yüreği cayır cayır yanarken gayrı ne deyü dururuk ha burada? Gidelim. Biz gidelim o kafirleri tepelemeye. Reislerin yüreğini intikamla soğutmak gerek. Alalım Mehmetleri de. Gidelim Cüceli basmaya. De haydi. Durun Mehmetler. Her şeyin bir vakti vardır. Reisleriniz şimdi yastadır. Bunlar yastayken yas. İntikam dediler mi intikam? Has Leventlere düşen budur. Şimdi tevekkül etme vaktidir. Derviş baba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hatunları esir almışlar. Kemal Reis'ten gemi istedim. Alelacele buraya geldim. Meryem nasıl? İsabel nasıl? Yaraları çok ağır. Gözlerini açamadılar. Hekim belki bir daha hiç uyanamayacaklarını söyledi. Meryem. Kızım. Hiç yere düşürmedin babam. Allah senden razı olsun. Helal olsun kızım. Hızır. Hızır. Buradayım Meryem. Buradayım. Yanındayım. Bana... Thank you.
İsabel. İsabel aç gözlerini. Buradayım bak. Yanındayım. İyileşeceksin. Böyle gönlü yaralı bırakıp gitmek yok beni. Gönlünün yarısını mendilimizle sar. Sen olmadıktan sonra ben kör düğmelerim o mendili. Kimse de açamaz. Bu dünyada gördüğüm son şey sen olacaksın. Sefer. Bu da son değilsin. Huzurla vermemeyi. Yeter. İsabel. Yapma. İsabel. Aç gözlerini, kapama İsabel. İsabel. Tahmin bile edemezsin. Farkındayım abi. Fakat Pedro, tüm bunlar senin akılsızlığın yüzünden başımıza geldi. Bunu biliyorsun değil mi? O Meryem'e olan saplantın yüzünden başımıza neler getirdi. Ben kaçırmasaydım ele geçireceklerdi abi. Ele geçirmesinler diyor. Yalan söylerken gözüme bakma Pedro, tamam mı? Adamlarını önceden pusulandırmıştın. Saldırı olmasaydı da bir şekilde Meryem'i amiralin elinden kaçıracaktın. Sen kime yalan söylediğini zannediyorsun ha? Oruç'la Hızır kadınlarını kurtarmak için geriye çekildiler. Yoksa onların kellesini hemen oracıkta alabilirdik. Ve kafalarını kralımıza gönderir, bizi affederdi. Şimdi ne yapacağız? Tekrar saldırıya geçmek zorundayız. Nelere mal olduğunun farkında mısın? Bana bak. Bir daha benden izin almadan
aşık bile olmayacaksın. Anladın mı? Anladım abi. Yağmur. Cezayir'den müjde geldi. Isabel ve Meryem ölmüş. Söylemiştim sana öleceklerini. Keşke Meryem yaşasaydı. Hala mı Meryem diyorsun sen? O iki kadın ölmeliydi ve öldüler. Meryem'i ben vurdum. Gözümü kırpmadan sıktım kardeşimi vuran kadına. Yoksa seni öldürecekti. Hem yaşasaydı Hızır'ın olacaktı yine. Sana ait olmadıysa Hızır'ı da kalmadı. Hı? Doğru söylüyorsun abi. Bana ait olmayan Hızır'a da ait olmadı. Artık güzelliğiyle toprağın bağrını süsler. O iki kadının ölümü Cicel baskınının intikamıdır. Oruç ve Hızır'a verdiğimiz bu büyük acı en ağır bedel oldu. Yetmez Rosa, yetmez. Biliyorsun, krala kendimizi affettirmemiz gerek. Onun için de Hızır'ın ve Oruç'un kellesini ona göndermemiz gerek. Onlar harekete geçmeden biz hemen işimizi bitireceğiz. Payitahttan gelen haberler hiç iyi değil. Şehzade Selim Sancakbeyli yaptığı Trabzon'dan İstanbul'a yola çıkmış. Geri de dönmezmiş. Bu da demek oluyor ki babası Beyazıt'la karşı karşıya gelecekler. Tam derya fetihlerine çıktığımız şu süreçte devletin karışması hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Biz ne yapacağız reis baba? Vazifemizi yapacağız. Bizim vazifemiz derya erliğidir. Bu işe dahil olmayacağız. Evvela Oruç'la Hızır'a yardım edeceğiz. Haber geldi mi onlardan? Gelmedi daha reis. Onlardan haber gelmemesi de canımı sıkıyor. Teyakkuzda olun. Cezayir'e sefere çıkabiliriz. Emredersin reis baba. Gel. Oruçlu Hızır'ın getirdiği iki yaralı kadın ölmüşler Emir Hazretleri. Oruç'a defalarca söyledim Don Diego'yla uğraşma diye. Ama dinleyen kim? Gördü işte başına gelenleri. Değdin bu kadar acıya. Bizim de huzurumuzu kaçırdı. Neyse. Biz işimize bakalım. Hem gidip bir başsağlığı dileyelim, hem de gemilerindeki kölelerimizi isteyelim. Cenazeleri vardır Emir Hazretleri. Şimdi köle mevzusunu açmak onları köpürtmesin. Kendi düşen ağlamaz. Ben işime bakarım. O köleleri bize verecekler. Başka yolu yok. Gidiyoruz. Isabel ve Meryem zalimlere namuslarını çiğnetmediler. Bu uğurda onlar ölümü göze alacak kadar kahramanlık gösterdiler. Onların ölümü bir cesaret timsalidir. Her ne kadar şimdi acılı olsak da onları sonsuza dek yüreğimizde kahraman olarak hatırlayacağız. Murat'la Leventler gemimizi hazır etmeye gitti. Biz de Meryem'le Isabel'i Kelemez'e defnedeceğiz. Yurdumuza. Oradan da filomuzu alıp yeniden buraya geleceğiz.
Ve Don Diego'dan intikamımızı alacağız. Başınız sağ olsun. Eyvallah. Sağ ol. Sağ olasın. Cenazelerinizi Kerem'e götürecekmişsiniz. Ama önce kölelerimi verin. Ondan sonra gidebilirsiniz. Bunlar köle değil, mazlum insanlardır. Alemi cihan gelse elimizden alamaz onları. Yaz günü, haddini aşma. Bir cenaze de sen çıkma. Neyse ne. Benim için hepsi köle. Ve siz onları benden zorla aldınız. Onları verin, sonra ne yapıyorsanız yapın. Yasımız var deriz. İlla lafla dil döverek mi anlatalım size? Sen kime diklenirsin ha? Ulan sizde hiç cenaze adabı yok mu ha? Hemen sokun o kılıçlarınızı kınınıza, yoksa bizimkiler çıkar. Cenaze yerinde kan döktürtmeyin bize. Sokun kılıçları. Yakında Don Diego'nun kellesini alacağız. Boşuna uğraşma, mazlumları köle yaptıracağım diyor ona. Bu meseleden vazgeç Selim. Zira onları sana vermem. Bu itibar meselesidir Oruç. Ve sen benim itibarımı çiğneyemezsin. O köleleri verin, yoksa günah benden gidecek. Selim, hatunlarımız ölmüş. Benim sevdiğim hatun ölmüş. Yüreğimizin bir tarafı yaslıysa, bir tarafı da gazapla tutuşur. Çekil git önümden. O gazaptan payını alma. Adamlar hazır mı Firas? Geminin yakınlarında hazır beklerler Emir Hazretleri. İyi. Günah benden gider demiştim. Madem ki köleleri bize vermediler, biz de onlara bırakmayız. Beni çiğnemek neymiş öğrenecekler. Adamlara söyle gerekeni yapsınlar. Emredersiniz. Yelken halatlarını iyice yokladınız değil mi? Kelemeze kadar gemide bir aksaklık olmasın. Yokladık Murat Reis. Yahu reisle Hızır'a için fena yanar ha. Bir düşünsenize ola. Daha kavuşmadan sevdiklerini kaybettiler. Nasıl kaldıracak yürekleri abi böyle bir acı? Keşke elimizden bir şey gelse de acılarını hafifletsek. En çok da bu çaresizlik kahreder ya beni. Ben de zamanında sevgilimi kaybettim. Bu acıya hiç dayanamam. Öylece ölür giderim sandım. Elbet gönülde iz kalıyor. Ama insan zamanla tesellisini buluyor. Hayır, sen nasıl taşıdın ha böyle bir acı? Dostlarım. Gönlümdeki yarayı dostlarımın sevgisi, sadakati sardı. Siz de dimdik olun artık, dimdik olun. Oruç'la Hızır'a yardım etmek istiyorsanız, onlara daha sıkı sarılın. Her zamankinden daha sıkı. İnanın en büyük teselliyi vermiş olursunuz. Dimdik olun. Hele kelemeze bir varak. Cenazemizi bir defnedek.
usulünce gemideki mazlumları bir yerleştirerek Don Diego'dan da intikamımızı aldık mı, gayrı bu vakit acık da olsa yüreğimiz soğuyacaktır. Gemimiz! Gemimizi patlattılar! Mazlumlar da vardı içinde. Nasıl olur bu? Kim yapar bu aynı yolu? Selim Tumu'ya kafa tutmanın bedeli neymiş? Herkes öğrenecek. Şu gemi hazır olsa da gitsek. Yoksa bu Selim Tumi yaz günü elimizi kana bulayacak. Hazır mı gemi? Gemi. Gemi artık yok Orucuğum. Ne demek yok? Gemiyi patlattılar. Nasıl? O gemide Cezayirli masumlar vardı. Patlamada onlar da öldü, benim babam da. Kim yapar bu kalleşliği? Don Diego'dur. Başka kim olacak? Cicel baskınının intikamını mı alır yoksa? Don Diego değil. Mazlumları vermedik diye Selim Tumi yaptı bunu. Gemi zerre gözümde değil. Ama o kadar mazlumun canına kıydı ya. Hem de gözümüzün önünde. Yürü hazır. Oğlum nereye? Selim Tumi'den hesap sormaya ala. Reis, biz de gelelim seninle. Siz naaşların başında bekleyin. Kimse gelmez. Kestiğiniz vergiler gayri belimizi büker oldu Emir Hazretleri. Yakında açlıktan öleceğiz. Biraz insaf edin. Senin sesin fazla çıkar tüccar efendi. Ne vergi koyduysak hepiniz ödeyeceksiniz. Yoksa neyiniz var, neyiniz yok, her şeyinizi alırım. Sizi de köle yapar, satarım. Daha evvel köle ettiğiniz mazlumları Oruç Reis çıkıp kurtardı. Sen zulmedersen mazlumları kollayan Oruç Reis'in eli elbet uzanır. Senin... Kılıç kaldıranın başını alırım. Öte durun. Sen ne cüretle durdurursun beni? Mazluma kalkan elin eceliyim ben. Gemimi patlatıp canına kıydığın mazlumların hesabını sormaya geldim Selim. Siz neden bahsedersiniz? Ne mazlumları kıyması? Benim işimden haberim yok. Yalan söyleme. Gemimizi sen patlattın. Gücün bize yetmeyince de onca mazlum insanı kahpece öldürdün. Niye benden bilirsiniz ha? Daha yeni Don Diego ile savaştınız. O yapmıştır. Gidip ondan sorun hesabınızı. İnkar seni kurtarmaz Selim. Mazlumları vermedik diye yaptım bunu. Ben yapsam göğsümü gere gere söylerim. Ne yapabilirsiniz ha? Kafanı koparırız. Onca mazlumun hakkını sen de bırakır mıyız sanırsın? İspat yok. Delil yok. Hıncınızı benden almaya çalışırsınız. Don Diego'ya gücünüz yetmedi. Bana mı yetecek hakkınızca? Böyle bir kalleşliği senden başkası yapmaz. Elbet bulacağım bunun delilini de. Ama şunu bil ki... bundan gayrı Don Diego neyse, sen de olsun bizim gözümüzde. Kıydığın mazlumların hakkı için senin de hesabını kılıcımla göreceğim. Yeter artık! Geldiğinizden beri itibarımı çiğnemeye çalışırsınız. Ahalinin ortasında daha fazla taşkınlık yapmayın. Alın cenazelerinizi, gidin buradan. Yoksa kılıçlar konuşur, Cezayir'den sağ çıkamazsınız.
gitmemiz gerek Selim. Tüm Cezayir halkı bunu bilsin ki buraya tekrar gelip seni de buradaki zulmünün de kökünü kazıyacağım. Cezayir sana mezar edeceğim Selim. Mezar. İnkara yeltenir. Ama bize sökmez. Bundan böyle ona da düşman olduğumuzu söyledik. Hele şu badireleri atlatıp Don Diego'nun üstesinden gelelim. Sıra ona da gelecek inşallah Derviş Baba. İnşallah. Evvela Kelemez'e gitmemiz icap eder. Cenazeler için. Kemal Reis'in tahsis ettiği gemi burada mıdır? Buradadır. İyi. Onunla gideriz o vakit. Oruç Reis. Cezayir ahalisi adına geldim. Selim Tumi'nin zulmü herkesi bezdirmişti. Siz geldiniz geleli herkese umut oldunuz yaptıklarınızla. Az evvel de ona nasıl karşı durduğunuzu gördük. Giderseniz ne vakit döneceğiniz belli olmaz. Ahali olarak isteriz ki burada kalın. Umudumuz sizdedir. Umudumuzu kaybettirme. Bizim cenazeler için Kelemez'e gitmemiz icap eder. Bizim toprağımıza gömün. Sizin acınız acımız. Kaybınız bizim de kaybımızdır. Başka bir ihtiyacınız olursa ahali olarak onu da karşılarız. Yeter ki gitmek. Selim Tumi onca mazlumu öldürdü. Geride kalan mazlumları da yalnız bırakmayın. Bu mazlumların feryadı Allah'ın işaretidir. Size gideceğiniz yönü göstermektedir. Siz ki zalimlerin karşısında bayrak açtınız. Kılıç çektiniz. Bundan gayrı zalimlerin bu mazlumlara ettiğini, onların feryadını duymazdan gelemezsiniz. Ya İzabel'le Meryem Derviş Baba. Meryem'le İzabel. Onları da bu toprağa gömeceğiz. Onların mezarları bu toprakların yurdumuz olduğunun nişanesi olacak. Git ahaliye söyle. Bundan gayrı Baba Oruç'un gölgesi tüm mazlumların sığınağı olacaktır Cezayir'de. Allah sizden razı olsun. Gölgenizi bizden eksik etmesin. Cicel saldırısı sebebiyle Kelemez'deki filoyu da getirtmiştik. Onu nasıl halledeceğiz? Ben tez önden casuslarla amcama haber uçururum. Gemileri yola çıkarır. Ben de tahsis ettiği gemiyle açılır, derya üzerine alırım filoyu. Yarına Cezayir sularında oluruz inşallah. Sonra da Cicel'e saldırırız. Eyvallah. Hiç ummadığımız bir anda kendimizi buralarda bulduk Hızır.
En büyük kayıplarımızı yaşadık bu topraklarda. Belki de buraya gelmemizin amacı Cezayir'deki mazlumlara umut olabilmekti. Bunun alametiydi bütün yaşadıklarımız. Her şerde bir hayır vardır deyip kaderimizi yaşamak düşer o halde bize ağam. Yalnız sevdiklerimizin intikamı değil. Mazlumların davası da omuzlarımıza yüktür bundan böyle ağam. Cezayir'i hak uğruna yurt edinmek ahdimiz olsun. Ahdimiz olsun aslanım. Cezayir'le Cicel'den hala müsbet haber gelmedi. Oruçta Hızır'ın başı darda olabilir. Tez filomuzu hazır edin. Cezayir'e sefere çıkacağız. Gel. Bu adam da nereden çıktı? Kimdir? Rodos şövalyesidir reis baba. Anadolu kıyılarına baskın verirlermiş. Ahaliyi katliama uğratıp yağma ederlermiş. Oradaki Levent yoldaşlarımız gönderdiler. Vaziyet çok vahimmiş. Rızıtlıklar. Siz ki Osmanlı'nın namını duyunca ecel gibi kenara köşeye sinerdiniz. Hangi vakit meydanı boş buldunuz da bize kılıç üşürmeye cüret edersiniz? Rodos şövalyeleri Akdeniz'in kabusudur. Bitti sandığınız an dehşetle tepenize çöker. Daha çok baskın yapacağız. Topraklarınızı yağmalayıp kadınlarınızı, kızlarınızı ganimetimiz yapacağız. Dur! Sandık! Alın bunu köpek balıklarına yem edin. Anadolu kıyıları baskın yemişken Oruçlu Hızır'ın yanına gidemeyiz. Tez filomuzu hazır edin. Rodos şövalyeleri üzerine sefer edeceğim. Hadi! Emredersin reis baba. Ulan zındıklar. Ulan kefereler. Cezayir ahalisi Oruçlu Hızır'a meyletmeye başladılar. Çarşıdaki tüccarın dediklerinden de belliydi. Size karşı onlardan medet umar olmuşlar. Yaptıklarıyla ahalinin gönlünü kazandılar. Böyle giderse herkesi arkalarına alırlar. Bu da bizim sorumuz olur. Zaten sizin tahtınıza da gözü vardır onların. Ahalinin desteğini de bulunca hiç zapt edilmez olurlar. Onlar bizim sorumuzu getirmeden ben onların sonunu getireceğim. Madem ki beni de Don Diego gibi düşman belirlediler, bundan sonra ben de onlara düşmanım. Hazırlanın. Don Diego'ya gidiyoruz. Majesteleri Kral Ferdinand. Oruç ve Hızır adlı iki Türk korsanı Cicel'e saldırma cüretinde bulundular. Onları püskürttük. Fakat ne yazık ki amiraliniz o saldırıda öldürüldü. Kızıl Sakallı Oruç ve Kızıl Sakallı Türk korsanı Oruç ve kardeşi Hızır'dan intikamımızı alacağımızdan emin olabilirsiniz. Evet. Onların kesik başlarını en kısa sürede huzurunuza göndereceğim. Göndereceğim. Bütün Akdeniz ve İspanya bilsin ki bundan sonra en büyük düşmanımız
kızıl sakaldır. Yani Barbarossa. Ve onun kardeşi Hazar. Umarım bu isim Akdeniz'de daha fazla bela olmaz bize. Muy bien. Hazır. Yuvamızı kuramadan göçüp gittim bu dünyadan İsabel. Senden uzakta her an yüreğim burkulurken... Şimdi kendi ellerimle kara toprağa emanet ettim seni. Filizlendiğin tek toprak benim gönül toprağım olsun isterdim. Uğurda canımı vermeye. Ömrümü bu yola adamaya hazırdım. Ama olmadı. Ben seni koruyamadım Meryem. Gayrı şifalı tabiat perileri olmayacak belki arkamda. Ama gönlüme mühürlenen sen. Deryada pusulam. Davam yolunda ışık olacaksın bana. Zındık İspanyol. Bre kafir kefere.
erlikten yana hiç mi nasip almamış ki masum hatunların canına kıyar? Sen merak etme Yasin amca. Şu filoyla Cezayir'e varayım. Cicel'i basıp kellesini kılıcımıza takacağız o melunun. İnşallah. Sen keşke bu kadar açılmasaydın filonun amca. Bak yeğenim, ben buraya hususi geldim. Seninle konuşmam gereken mühim meseleler var. Hayırdır inşallah amca? Rodos şövalyeleri Anadolu kıyılarında baskına başlamışlar. Mazlum ahalimizin canına, malına, ırzına musallat olurlarmış. Ahalimiz feryat figan içinde. Bu Rodos şövalyelerin üzerine sefer edeceğim. Çetin bir sefer olacak bu. Bir süre buralara dönemeyeceğim. Deryalar senin dostundur amcam. İnşallah dönersin elçilik vazifesi bitince. İnşallah. Ben deryalarda büyüdüm. Deryalarda piştim. Deryalarda serpildim. Çok şükür namlı ve esaslı bir derya eri oldum. Derya ilmine dair çok şey öğrendim. Bütün bunların neticesinde şunu gördüm ki, insanoğlu doğaya hükmedemez. Bunu bilmelidir. Bugün sana sakin olup süt liman olup yol veren sular, yarın azgın bir belaya dönüşüp seni yutuverir. İnsanoğlu doğaya hükmedemez. Bunu unutmamalıdır. Tabiattan gelen devaya da belaya da eyvallah demelidir. Şimdi neden böyle söyledin ki amca? Dediğim gibi yeğen, bugün sana süt liman olup yol veren sular, yarın azgın bir bela olur, yutar seni. Deryalara nam salmış koca Kemal, akarsın bir karış suda, kaybolur gider. Sakın bunu unutma. Sultan Mehmet Han'ın sana hayır dua okuduğu günü hatırla. O dua senin vazifeni belirledi. Üzerinde biraz emeğimiz, biraz hakkımız varsa, vazifeni tamamladığında ruhumuz şad olacaktır. Sana vasiyetim budur yeğenim. Şunu bil ki evlat. Kağıtlara çizdiklerimiz yalnız gördüklerimizdir. Biz asıl haritayı gönlümüze, ruhumuza, hayallerimize nakşetmişiz. Orada bütün can, Allah'ın adaletiyle nurlanmayı bekleyen bir kızıl elma gibi yatar. Dilerim ki Cenab-ı Hak'tan bir gün bütün cihanı çizesin, önümüze seresin. Biz de senin cihan haritana bakıp kızıl elmamızı yad ederiz. Maşallah. Baş üstün amca. Oruç reisle Hızır reise benden selam et. Bir müddet Osmanlı'dan yana fayda beklemesinler. Hayırdır amca? Bir fenalık mı oldu? Oldu yeğenim. Büyük fenalık oldu hem de. Şehzade Selim, Sultan Bayezid'e kafa tutup Rumeli'ye çıkmış. Sultan Bayezid onu Trabzon'a çağırsa da isyan edip dönmezmiş. Rumeli'ye çıkması hayır alamet değildir. Sence niyeti nedir Şehzade Selim'in? Nicedir Anadolu'da büyük isyanlar var. Şahkule isyanı, Safavi baskınları. Selim devletlilerini daha önce ikaz etmiş ama ikazını dinlememişler. O da bu sebeple payitahta ters düşüp sancağını terk etmiş. Şehzade Selim babası Sultan Bayezid'i karşısına aldıysa kolay kolay durulmaz bu durum. Sence ne olur bu işin sonu amca? Bu işi Şehzade Korkut yapsa ya da Şehzade Ahmet yapsa bir süre sonra durulur derim. Ama Selim kararlı adamdır. Tuttuğunu koparan bir cengaverdir. Vazgeçmeyecektir.
Benim okumam şudur ki, bu işin neticesinde Sultan Bayezid tahttan feragat edecek. Yerine de Selim Sultan olacaktır. Devlet için hayırlısı neyse o olsun amcam. Amin. Oruçla Hızır'ın kuvvetleri kendilerine kafidir. Umudum odur ki bütün deryalara nam salacaklar. Destanlar yazacaklar. Deryaların her zerresine damgalarını vuracaklar. İsimleri asırlarca anılacak. Yeter ki belaya karşı sabırlı olsunlar. Unutma, Allah sabredenlerle beraberdir. Bu da onlara kafidir. Sen de var git yoluna. Yolun açık olsun. Allah yardımcın olsun. Hakkını helal et amca. Helal hoş olsun yeğenim. Helal olsun. Oruçla Hızır ahalimi saflarına çekmeye başladı. Onlar Cezayir'de kaldığı sürece ikimizin de başına bela olacaklar. O yüzden ittifak yapmamız lazım Don Diego. Senden de zaten bunu bekliyordum Selim Tumi. Onlar mutlaka Cicel'e saldırmak isteyeceklerdir. Ama gemileri yok. Ve bizim de bu durumu iyi değerlendirmemiz gerekir. Yarından tezi yok. Cezayir'de onların işlerini bitirmeliyiz. Gel. Casus gemilerimizden haber geldi. Cezayir'e doğru Türk gemileri yola çıkmış. Başlarında da Piri Reis varmış. Oruç getirtiyor bu gemileri. Onlarla Cicel'e saldıracaklar. Bu hiç iyi olmadı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? O gemileri yok etmedikçe Cicel tehlike altında olmaya devam eder. Onlar Cezayir'e gelmeden onları durdurmalıyız. Pedro, hemen bir filo hazırla. O gemilerin Cezayir'e gelmelerini önle. Ne yapıyorsan yap, hepsini alabora et. Yaklaşmalarına izin verme. Emredersin abi. Ben de filomu hazırlatırım. İki taraftan sıkıştırırız onları. Tamam. Ama asıl önemli olan Oruç ve kardeşi Hızır'ın işini bitirmek. Kral bizden onların kellesini bekliyor. Cezayir'de bir eve yerleşmişler. Ben eve baskın yapamam. Çünkü ahali iyice yüz çevirir benden. Ama sen adamlarını kılık değiştirip evi basabilirsin. Orada Orucu da, Hızır'ı da, bütün ailesini de öldürebilirsin. Deryada gemilerini alabora ederken, karada da kellelerini almış oluruz. Güzel. Güzel. O zaman Barbarossa kardeşlerin ölüm şerefine. Demek bundan sonra Cezayir yeni yurdumuz. Burası da yeni evimiz olacak ha. Bizi burada isteyen ahali çok yardımcı oldu hususunda. Burayı yurt tutmamızı isteyen ahalinin yurdunu mamur etmek boynumuzun borcudur hala. Yemek de göndermişler bize. Balık yapmışlar. Sofra hazır içeride. Geçelim madem. Meryem de pek sever balığı. Ben de ona bir sesleneyim. Thank you.
içeri geçelim. Ecel gemisi bir kez kalktı mı geri dönmez. Gönül limanasız. Ümit gemisi de yüzmez gayrı bu dünyada. Uslat mahşere kaldı. Biz ölümle omuz omuza yaşayan adamlarız. Ama mahşer o kadar uzak gelir ki şimdi bana. Sanki hiç gidemeyecekmişim. Uslata hiç eremeyecekmişim gibi. İnsanın sevdiği gidince sabretmek ne zormuş ağabey. Mahşer hangimize yakın, hangimize uzak bilemeyiz aslanım. Ecel gemisi belki bana yakındır. Uslata evvela ben ererim. Belki de sana. Öleceksek de bu dünyada davamız uğruna ölmeyi dilemek gerek. Meryem de, İzabel de namuslarını çiğnetmemek için öldüler. Biz de vuslata ereceksek onlar kadar şerefli bir yoldan ölerek erelim. Bizden umut bekleyen ahali var. Onları da yüzüstü bırakmamak gerek. Sevdiklerimizin acısını bu dünyadaki davamıza daha çok sarılarak aşacağız aslanım. Bugün kendimi daha bir güzelleşmiş buluyorum. Sen hiçbir zaman güzelliğini kaybetmedin mi amor? Hayır, bugün başka. Çünkü İzabel denen o kadını kendi ellerimle öldürdüm.
Benden döktüğü kanın bedelini ödettim ona. İntikam bana güzellik kattı. Sen var ya sen. Senin gücün benim sana daha çok aşık olmama neden oluyor. Sen de Barbarossa kardeşleri yok edip gücümüze güç katacaksın. Yarın hepsinin işini bitireceğim. Hem denizde hem karada. Don Diego dehşeti kısıp kavuracak onları. Sen en güçlüsü olacaksın, mi amor? Gün geldiğinde krala bile boyun eğmeyeceksin. Bu denizlerde kendi krallığını kuracaksın. Biz, mi amor, biz en güçlüsü olacağız. Bir krallık kuracaksak onu ben yücelteceğim. Ama sen onu kraliçeliğinle süsleyeceksin. İlyas'ın? Niye bu kadar dalgınsın? Nasıl olmayayım Esma? Oruç Han'la Hızır Han'ın halini görmez misin? İzabel'le Meryem'in ölümü kahretti onları. Ama şimdi yas zamanı değil. İntikam zamanıdır İlyas. Ahtım olsun ki o Rosa denen kadını kendi ellerimle öldüreceğim. Doğru dersin Esma'm. İntikam içindir. Yarın ciceli basacağız Allah'ın izniyle. Don Diego'dan da Pedro'dan da hesabını soracağız bu kalleşliğin. Allah'tan dileğim o ki ikisinden birisi karşıma geçsin. Ellerimle alayım kellelerini. Ağlarımın içini ben soğutayım. Bunun için de her şeyi yapacağım, göreceksin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Derviş Baba. Gecen hayır olsun. Hayrola? Kılıcına niye karalar bağlarsın? Baktıkça intikamım harlansın diye. Yarın Cicel'e saldıracağız. Don Diego'dan intikamımı aldığım vakit söküp atacağım bu karabağları kılıcımdan. Osmanlı'dan havadisler vardır. Şehzade Selim Trabzon'dan İstanbul'a yola çıkmış. Sancağına da dönmezmiş. Devletlilerle de nicedir arası açıktı. Korkarım babası Sultan Beyazıt ile karşı karşıya gelecek. Süleyman'ın babası Osmanoğullarının en yavuzu dedin Selim bu. Cevval, yiğit, pençeli demiştin. Öyleyse çıktığı yoldan dönmez. Ne olacak dersin bu işin sonu? Devlet için hayırlısı neyse o olacak.
Sultan Beyazıt kendi ikbalini devletin menfaati üzerinde tutacak kadar basiretsiz değildir. Şehzade Selim de kendi ikbali için bunca şeye kalkışacak kadar aciz değildir. Öyleyse taht Şehzade Selim'e nasip olacak demektir. Tam derya fetihlerine açılmışken. Sence bir zararı dokunur mu bu hadiselerin bize? Bir vakit Osmanlı ile bağınız kopacaktır. Ama sizin için daha büyük hayır kapıları açılacaktır. Nasıl bir hayırmış bu? Gayrı bundan böyle teksiniz. Cicel'i de Cezayir'i de fethettiğinizde artık derya sultanlığınızı ilan edeceksiniz. Bunu yapmaya gücünüz haydi haydi kafidir. İnşallah. Ama elbet bir yerde Osmanlı ile irtibat kuracağız. Diyelim ki Şehzade Selim tahta çıktı. Sence bize karşı tavrı iyi olur mu? Belki de en büyük izi o bırakacaktır üzerinizde. Hayırdır? Sizler nice cenge katıldınız. Fetihler gerçekleştirdiniz. Din için, hak ve adalet için çarpıştınız. Elbet Şehzade Selim de dinin hayırlısı yiğitlere layık olduğu kıymeti verecektir. Hem ağam Oruç Reis'e Barbarossa namını takmışlar. Sizler din için, hak ve adalet için mücadele ettikçe namınıza nam katılacaktır. Düşman hep derya gibi çıkacak senin karşına. Sen azlık da olsan dalga gibi boğacak, fırtına gibi savuracaksın onları. Deryada savaşmadan karada fetih olmaz. Kader seninle yollarımızı birleştirdiğinde sen deryaları fethedecek, biz karada fetih sancakları dikeceğiz. Sen Akdeniz'i Türk'ün derya yurdu yapacaksın, biz cihana hakim olacağız. İlahi Kelimetullah uğrunda öyle fetihler elde edeceksin ki biz sana dinin hayırlısı diyeceğiz. Adın Hızır, namın Barbaros Hayrettin olacak. Ben şimdi Cezayir'e gidip Oruç'la Hızır'ın kaldığı mekanı basacağım. Ve onları öldürmeden de dönmeyeceğim. Çünkü krala kendimizi affettirmek için tek şansımız bu.
Pedro. Sen de hemen filomuzla yelken aç. Pirin'in getirdiği o gemileri yok et. O gemiler Cicel'e saldırmak için geliyor, bunu unutma. Meryem. Onlar yüzünden öldü, bunu unutma. Bunu aklında tutarak savaş. Ve denizi onlara mezar et. Meryem onlar yüzünden öldü. Yapacağım abi. Bir tane bile Türk gemisi bırakmayacağım. Bugüne kadar herkesi yok etti. Onları da yok et. Senin ve bizim geleceğimiz buna bağlı. Sen yuvamızda huzurla beni bekle. O Hızır'la orucun kellesini kesip atımın eğrine bağlayıp şehrimize döneceğim. Rüzgar Gündoğusu Poyraz'dan esiyor. Haritacanın getirdiği gemiler beklediğimizden daha çabuk burada olacak görünüyor. İyi. Ben de Levent'leri Koy'a gönderdim. Pirin'in getirdiği filo ufukta görünür görünmez haber uçuracaklar. Sonrası Cicel baskını ve Don Diego'nun kellesi. Ağam, biz seferdeyken Derviş Baba, halam Esma da burada beklesin. Birkaç da Levent koyarız başlarına. Eyvallah. Tarık bin Ziyad Endülüs'e ilk çıktığında karşısında uçsuz bucaksız toprakları ve sel gibi düşmanı gördü. Kendi ordusu misliyle astı. Askerleri bir an tedirgin oldular. Tarık bin Ziyad askerler geriye dönüp kaçmasın diye bütün gemilerini ateşe verdi. Elinde kalan bir avuç orduyla da bütün Endülüs'ü fethetti. Bugün siz de aynı vaziyettesiniz. Dün Tarık bin Ziyad Endülüs'ü İspanyollardan geri aldı. Bugün de siz Endülüs'ü basacaksınız inşallah. İnşallah. Dün Tarık bin Ziyad gemilerini ateşe verip geriye dönmeyi asla düşünmediyse... Bugün siz de geriye dönmeyi düşünmeyeceksiniz. Allah Tarık bin Ziyad ve ordusuna zaferi nasıl müjdelediyse, nasıl bahşettiyse size de zaferi bahşedecek inşallah. 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 Bugün her bir gemimiz derya ejderhası, herkes de bir derya kurdu olacak. Şer yuvası Cicel'i temizleyip intikamımızı düşmanın kellesiyle alacağız. İnşallah. Oruçlu Hızır'ın saklandığı ev burası. Yakın arkadaşları, ailesi de evin içinde. Pedro da Pirin'in gemilerini mahvedecek. Hem karada hem denizde ecel olacağım size. Sen filonu hazırladın mı? Askerlerim hazırladı. Birazdan yelken açarlar. Pedro Piri'yi karşıladığı zaman ben de arkalarından saldıracağım. İki ateş arasında kalıp kaçamayacak. Sen oruçla Hızır'ın işini bitirmeye bak. Bize daha fazla bela almasınlar. Adamların kılık değiştirdi mi? Ahali İspanyol saldırısı olduğunu anlamamalı. Saldırı için hareket vakti geldi. Bu sangria içkisinin adı nereden geliyor biliyor musun?
da. Sen de artık doya doya içmeye başla dostum. Birazdan en büyük düşmanımızı kana boğup geleceğim. Haritanın bütün alametlerini sana anlattım. Hepsini yaz aklına. Eğer bunları kullanırsan, ey civan, bil ki alimsin deryalarda her zaman. Yürü fethet hep Frank illerini. Çünkü gösterdim sana onun yollarını. Gel. Ruva'da İspanyol gemileri göründü reis. Cezayir'e varmadan önümüzü kesti İsmail kefeleleri. Kefere gemileri bizim ikimizimiz reis. Ne yapacağız? Ya şehit ya gazi olacağız. Toplar Alesta! Serdümen! Sancak alabanda! Haydi! Bir de bu kadar az gemiyle Cicel'i basacaklarını sanıyorlar. Bizi bile aşamayacaklar. Toplar Aleste efendim. Ateş! Yürüme gelin! Varda boşu! Manevra işe yaradı reis. Gemilerimiz az hasar aldı. Biz karada demirden dağları delip geçmişiz koçum. Deryada düşmanlar dağ olsa gömer geçeriz evelallah. Serdümen! İskele alabanda! Topçular! Sancak bordadaki topların başına! Haydi! Koca gemilere yağ gibi manevra yaptırdılar kahretsin! Şimdi atışa geçecekler. Böyle devam ederse geçerler bizi efendim. Kısıldınız işte. Buradan sağ çıkamayacaksınız. Bu filo da nereden çıktı reis? Bayrakları da yok. Çakallı kedi. Bayrak toka etmemişler ama... Selim Tumi'nin filosu bu. Şimdi kıskaca alacaklar bizi reis. Manevra da kurtarmaz bizi artık. Oruç reis bizi bekler. Her şey bize bağlıydı. Şimdi ne yapacağız? Düştün Don Diego'a.
Beni tuzağa düşürmek yetenek ister. Ha. Ama hiçbir işe yaramaz Hızır. Çünkü sizleri denizde mahvedeceğim. Sen merak etme Don Diego. Bizim bir pençemiz karadaysa öteki pençemiz de denizdedir. Selim Tumi'nin filosu geldi nihayet. Bu kıskaçta alabor olacak hepsi. Askerler! Türk gemilerini rampalayıp hepsini kılıçtan geçireceğiz. Serdümen! Ortala! İçinde tuzak diye buna derim işte. Selim Tumi bu gemileri bizi alabora etmek için hazırlattı değil mi? İspanyollarla bir olup bizi alabora edecektiniz. Ama şimdi onun filosunu ele geçirip tuzaklarını başına yıkacağım. Evvela Ciceli basıp Don Diego'nun hakkından geleceğim. Ondan sonra da Cezayir'in ortasında Selim Tumi'nin kellesini alacağım. Leventlerimiz bu Selim denen soysuzun bütün gemilerini zapt etti reis. Yelkenlerimiz intikam için fora edilsin. Toplar Aresta İlyas. Bütün gemiler toplar Aresta! Hayır. Bismillah. Hadi bismillah. Ben demedim mi dağlar olsa gömer geçeriz diye. Gök yeleli kurt da bizimle. Destan şimdi başlayacak. Bismillah ateş! Leventler! Ateş! Bismillah ateş! Bütün gemiler mahvoldu efendim. Sağ kalan askerler de denize atlıyor canlarını kurtarmak için. Ateş! Savaşmamızın imkanı yok onlarla. Çabuk Filika indirin çabuk. Bir an önce Cicel'e gidip abime haber vermemiz gerek. Efendim suya atlayan asker? Askerlerin canı cehenneme. Burada kalıp ölmeyi bekleyemem. Çabuk olun. Terk ediyorlar. Hepsini ele geçirmeliyiz. Leventler, Murat'la birlikte filikalara atlayıp İspanyol gemilerini ele geçirin. Suya atlayan keferleri de aklayalım ha reis. Lüzumu yok. Sağ kalanları kurtarın boğulmaktan. Esir edip ambara atın. Emredersin ha reis.
Gayrı Ciceli almanın vakti geldi. Biz derya avını bitirdik. Şimdi sıra Hızır'ın avında. Sevdiğim kadını, can dostumu aldın benim elimden. Topraklarımla kalleşçe kan döktün. Oruç ağam Cicel alacak senin elinden. Ben de senin canını. Bu hesabı intikam kapatacak Don Diego. Ne Cicel'i, ne de canımı size bırakmam. Saldırın! Hızır tuzak içinde tuzak kurmuş Don Diego Emir Hazretleri. Nasıl anlamış Don Diego'nun saldıracağını? Gel! Emir Hazretleri, Oruç Resulümüzü aldı. İspanyollara saldırmaya gitmiş. Kaç tane asker mani olamadınız mı ona? Leventleri aniden bütün gemilerimizi basmış. Bir şey yapamadık. Gafil köpekler! Bütün tuzaklarımızı boşa çıkardı. Ben Cezayir'i onlara mezar edecekken, şimdi onlar Cicel'i alacaklar. Pedro'nun saldırı için götürdüğü gemilerle Cezayir gemileri iskeleye yanaşmış. Belli ki Türk gemilerini alabora etmişler. Gidip karşılayalım kahramanları. Rosa, bütün askerleri harekete geçir çabuk. Ne bu hal? Gelen gemilerde değil miydin sen? Biz de tam onları karşılamaya gidiyorduk. O gemilerle gelen ben değildim Rosa. Kim o halde? Eylesa, yelesa, hele Barbarossa. Eylesa, yelesa, hele Barbarossa. Eylesa, yelesa, hele Barbarossa. Eylesa, yelesa, hele Barbarossa. Barbarossa. Cenk vakti Leventler. İntikam vakti. Fetih vakti. Saldırın! Saldırın! Barbarossa. Eylesa. Gelesa. 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 Barbarossa. Barbarossa şehre girdi. Don Diego'nun köşkünü almak isteyecektir. Burası Cicel'in kalbi. Burası düşerse Cicel de düşer. Askerlere söyle hazır olsun. Canımız pahasına savunacağız burayı. Barbarossa'ya teslim etmeyeceğiz. Hemen burayı terk etmelisin Rosa. Niyeymiş o? Oruç geliyor. Ben yanıma askerler alıp burayı koruyacağım. Sen burada olma. Pedro. Burası Don Diego'nun köşkü. Ayrıca burası bizim yuvamız. Kimse, kimse burayı korumama benim mani olamaz. Gerekirse ben canımı veririm yuvam için. Yine de burayı terk etmem. Olur da Oruç seni yakalarsa abime karşı koz olarak kullanır. Ona istediği her şeyi yaptırır. Böyle bir felakete sebep olmamalısın. Bir an önce buradan gitmelisin Rosa. Abimi düşün Rosa. Onu seviyorsan burayı terk et. Oruç seni eline geçirirse onun ne kadar üzüleceğini, elinin kolunun ne kadar bağlanacağını bir düşün.
Sen merak etme. Abim benim her şeyim. Ben burayı canım pahasına olsun koruyacağım. Hadi git. Leventler bütün sokakları zapt etti arayız. Don Diego'nun mekanı da burası. Orayı da zapt edip intikamımızı alınca hedef tamam olacak Emel abla. Daha her şey bitmedi Oruç. Burası benim abimin. Ciceli sana bırakmayacağım. Sen benim kılıcıma hafif gelirsin. Ağabeyin gelsin. Gerçi o da Hızır'ın elinden kurtulabilirse. Beni hafife alma Oruç. Meryem'in de İzabel'in de ölümüne sebep olan bendim. O içini yakan acı var ya... İşte ona ben sebep oldum. Yani anlayacağın seni de yanındaki adamları da öldürebilirim. Böylelikle kadınlarınıza daha çabuk kavuşursunuz. Gel o vakit. Hatunlarımızı öldürüp yüreğimize bu ateşi saldın ya. O ateşle hepinizi külenene dek durmak yok bize. Cenk bitti. İntikamın biri de alındı. Meydana çıkmadığına göre Roza da kaçmış anlaşılan. Çok cesur konuşuyordu. Kılıçlarımız onu da ürkütmüş belli ki. İstedikleri kadar kaçsınlar. Sonunda dönecekleri yer yine kılıçlarımız olacaktır Murat. Bir şer yuvasını daha fetihle temizledik. Gayrı hak geldi, batıl zahil oldu. Her tarafa adamlarımız dağılsın. Ahalinin canı, malı emniyete alınsın İlyas. Emredersin Ereğiz. Ya Hızır ağam? Onu merak etme. Don Diego onun elinden kurtulamaz. İntikamımızı tamamlayıp gelir aslanım. Cicel'deki bütün kafir bayrakları indirilsin. Her tarafta ezanı Muhammediler okunup... buranın gayrı bizim himayemizde olduğu ilan edilsin. Gayrı, Cicel'in hakimi biziz. Sesleri de ne demek oluyor? Oruç Cicel'i aldı, fethini ilan ediyor. Olamaz. Pedro,
Pedro. Kardeşim. Ben burada olduğunu bildiğim için kaçıp son anda geldim. Pedro. Şehri savunmak için kaldım. Kardeşim. Sağ çıkamadı. Don Diego. Adamlarımızı hazırla. Şehrimizi geri alacağız. Mesela orucu paramparça edeceğim. Dur bakalım Don Diego. Daha gazabımızı tadacaksın. Barbarossa, Eylesa, Gelesa, Hele, Barbarossa.